Allah'ım şükürler olsun. Sa'd bin Muat'ı yolundan ayırma. Yolundan dönmesine izin verme. Alavs ve Alkazraş kabilelerini de koru. Bizi senden hiçbir kuvvet ayırmasın. Muhammed için de, dinimiz için de Allah razı olsun. Kalbimi İslam'ın nuruyla dolduran Rabbime şükürler olsun. Umarım ölmeden Muhammed'in yüzünü de görürüm. Şu dünyada hiçbir şey beni Resulullah'ı görmek kadar mutlu etmez. Hac mevsimi gelip göç ettiğimizde onu göreceksin. Yüzüne bakarak ibadet edeceksin. İslam yoluna girdiğini söyleyeceksin. Abd al-Asal kabilesinin lideri olarak sana yakışan budur. Kabilemdekilerle konuşmam gerekir. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala ikimizi de kutsadı. Umarım bu konuda Yüce Rabbim beni yanıltmıyordur. Umarım haklıyımdır. Ey aptal aşal halkı, ey aptal aşal halkı beni dinleyin. Ey aptal aşal halkı buraya toplanın. Söyleyin beni nasıl biliyorsunuz? Sen bizim değerli liderimizsin, aramızdaki en saygın adamsın. O halde lideriniz olarak söylüyorum. Allah'a ve Muhammed'e inanmayan bundan sonra yüzüme bakmasın. Biz seni üzmek istemeyiz, ne istersen yaparız. Benimle birlikte söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah her birinizi korusun. Allah her birinizi korusun. Allah her birinizi korusun ve yolundan ayırmasın. Allah'ın selameti hep üzerinize olsun. Musab bin Umayr'dan mektup geldi. Ya Resulullah diyor. İslam'ı Yasrib'in Al-Avs ve Al-Kazraş kabilelerine yayıyoruz. Abd al-Asal'ın liderleri Sa'd bin Muat ve Usayd bin Hubayr İslamiyet'in yolunu seçtiler. Artık her iki kabilede de herkes birer Müslüman, birer İslam kardeşi. Sana böyle müjdeli bir haber verdiğim için çok mutluyum. Müslümanlığı seçmeyen sadece bir iki ev var. Onların da kim olduklarını zaten tahmin ediyorsundur. Bunlardan biri tabii ki Umayyah bin Zeyd, Kutma, Vael, Vakef ve Avs bin Haretah'ın aileleri. Onlar Kays Seyfi bin Alasat'ın izindeler. Senin de bildiğin gibi o ucuz şair onların İslamiyet'i seçmelerini engelledi. Yasripliler ziyarete geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Sağ olsunlar. Senin o güzel gözlerine bakarak yüzüne, ibadetlerine haykırmak için. Biz de senin yolundayız demek için. Selamlar olsun. Yüce Rabbimizin bereketi hep seninle olsun. Allah'ım bize Muhammed'in yüzünü görmeyi nasip eyle ey yüce Allah'ım. Ya Rabbim. Bize Muhammed'in o güzel yüzünü bir kez görmeyi nasip eyle. Ey yüce Allah'ım. Bize Muhammed'in o güzel yüzünü bir kez görmeyi nasip eyle. Ey yüce Allah'ım. Ya hayr men ca'al vücuda tahiyyeten min mursalin ilel huda bika ca'u beytun nebi lellezi la yeltaqi la yeltaqi إلا الحنائف فيه والحنفاء Yasrib'de bir sürü insan büyük gruplar halinde senin yoluna giriyorlar. Seni görmek için çok sabırsızlanıyorlar. Adın geçince kalpleri hızla çarpıyor, gözleri bile büyüyor. Liderleri sayesinde hepsi seni tanıdı. Koca bir şehir kitlelerle Müslüman oluyor. Beni dinle Musab. Resulullah'a haber ver. Taşlik'e varmamıza birkaç günlük yol var. Alakabat'ta bir araya gelelim.
Bunlar Yasripli Müslümanlar. Sana inandıklarını söylemeye geldiler. İslam yoluna girdiklerini müjdeleyecekler. Seni görmek ne güzel ey sevgili Resulullah. Yasripler, ey Kazralılar, Abdülmuttalip ve Haşimlilerin bize yolladığı Muhammed'in şu anki konumu ortada. Onu kendi halkımızdan koruduk ama burada rahata o kadar alıştı ki sizin şehrinize gitmeyi düşünmüyor artık. Bunu yapabilecek misiniz? Bunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Eğer şehrinize gelince niyetiniz onu ortada bırakmaksa o zaman onu burada bırakmanız daha doğru bence. Muhammed'in bizlere ne ifade ettiğini iyi biliyorsanız onu halkımızdan koruduğumuzu da bilmeniz gerekir. Seni çok iyi anladık El Abbas. Ama bir de Resulullah konusu. Konuş bizimle. Bizden ne istiyorsun söyle. Değerli Alavs ve Al-Kazraş kabileleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Bana verdiğiniz her şeyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da vereceğinize söz verin. Onun için herkesten önce ben söz veririm. Seni bize yollayan Allah'a yeminler olsun. Sana ne veriyorsak aynını kadınlara ve çocuklara da vereceğiz. Bu konuda sözümüze güven ya Resulullah. Ya Resulullah, bizim Yahudilerle aramızda asla bozulmayacak bir anlaşma vardır. Allah sana güç verir ve zafere ulaşmanı sağlarsa o zaman bizimle kalmaya devam eder misin? Bir daha hiç ayrılmamak üzere bize katılır mısın? Resulullah şöyle cevap veriyor. Ben hep yanınızdayım. Kanınız benim kanım. Hem hayatta hem ölümde her koşulda sizin yanınızda olacağımı bilin. İşte biz de senden bunları duymak istemiştik ya Resulullah. Resulullah şöyle buyuruyor. Söylediklerime bütün kalbinizle inanabilirsiniz. Bundan böyle birbirimizin dostu ve kardeşiyiz. Selamlar olsun sana Muhammed Resulullah. Ben Abdullah bin El Ravaha. Ben Asad bin Züraha. Selamlar olsun sana Muhammed Resulullah. Bunlar da El Kazraş'ın 9 büyük lideri. Ben de Sa'd bin Muat. Gelirken yanımda El Abs'ın 3 değerli liderini getirdim. Selam olsun sana Resulullah. İslam yoluna girmekten şeref duyduk. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Yüce Rabbim hiçbirimizi senin güzel yolundan ayırmasın. Sen sonsuza dek bizimle ol, yanımızda ol. O zaman bize hiç kimse dokunamaz. Resulullah size şöyle diyor. Aranızdan 12 tane elçi belirleyin. Halkınızla aranızdaki münasebeti bundan böyle onlar düzenlesin. Bunu yapabilir misiniz? Tamam. Sen nasıl istersen. Sen nasıl istersen Resulullah. Resulullah şöyle diyor. Cennet size hazırdır. Resulullah bize elini uzat. Sana dokunmak isteriz. Ey değerli Kazraş halkı! Ey değerli Kazraş halkı! Siz kimsiniz? Biz Kureyş'in liderleriyiz. Hoş geldiniz Kureyş'in lideri. Bizden istediğiniz bir şey mi vardı? Ey değerli Kazraş halkı! Duyduğumuza göre siz burada Muhammed'le bir araya gelmişsiniz. Şunu bilin ki istediğimiz en son şey sizin gibi değerli insanlarla savaşmaktır. Eğer şartlar bunu gerektirirse bu en az sizin kadar bizi de üzer kardeşlerim. Bunu bilin. Siz neler söylüyorsunuz ey Kureyşliler? Ben Yasrib'in lideriyim. Alas ve Al-Kazraşlılar birlikte benim lideri olmama karar verdiler. Her iki kabile de benden izinsiz tek bir adımda, tek bir harekette bulunmazlar. Yemin ederiz hiçbir şey anlamadık. Evet anlamadık. Şimdi inanmışsınızdır. Bu insanlar ben istemeden hiçbir şey yapmazlar. Giderim. Ey Yasribliler! Al-Avs ve Al-Kazraşlı kardeşler! Bu gelenler Kureyşli liderler. Sizlerin Muhammed'le benim haberim olmayan bir anlaşma yaptığınızı söylüyorlar. Hayır, biz öyle bir şey yapmadık. Yok öyle bir şey. Ben onların kralıyım. Sizce benden habersiz savaş kararı alabilirler mi? Bensiz böyle bir şeye kalkışırlar mı?
Böyle bir şey bugüne kadar hiç olmamıştır. Emin olun bundan sonra da olamaz. Anlaşılan o ki birileri bize bir oyun oynamış. Rahatsız ettik. Bir dahaki sefere insanları suçlamadan önce kanıt toplarsınız. Hepiniz Allah'a teslim olana kadar sizinle işimiz bitmeyecek. Ey Müslümanlar! Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... Göç ettiğiniz yeri gördüm. Mekke dışında tuzlu topraklar. Birçok hurma ağacı ve iki dağ arasında iki tane hara olan bir yer var. Allah'ın elçisi bize Yasrib'den söz ediyor. Gideceğimiz yer orasıdır. Kureyşlilerin baskılarından sığınmak, kendimizi emniyete almak için oraya, o insanların yanına gidelim. Ne gülüyorsun? Muhammed herkesin alay konusu oldu. Bunun başka açıklaması yok. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Duydun işte. Dünya Muhammed onlara sığınacakmış. Hadi yürüyün. Gidelim. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin bana. Yardım edin. Bana yardım edin. 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 Yardım et. Sen iyi bir insansın biliyorum. Lütfen yardım et. Kurtar beni. Siz iyilik yapmak nedir bilmez misiniz? Ne oldu? Sen Kureyşlilerden koruma istemiştin değil mi? Peki ne oldu böyle sana? Evet. Evet, koruma istemiştim. Cübail bin Mutem'den. Bir de El-Harit bin Harp bin Umayyah'tan. Eskiden kervanlarını ben koruyordum. O iki adamın adını tekrar et. Sana ne yaptıklarını da herkes duysun. Biri Cübail bin Mutem. Diğeri de El-Harit bin Harp. Benim adım Sa'd bin Ubada. Bana topraklarınızda işkence ediyorlar. Evet, bu Ubada ve söyledikleri doğrudur. Sen bizim kervanlarımızı korudun. Topraklarındayken rahat ettik. Ey Mekkeliler! Sa'd bin Ubada, El-Harit bin Harp ve benim korumamız altındadır. Ona dokunmayın. Ey Mekkeliler! Allah şahit, eğer kötülüğe kalkışırsanız eninde sonunda yaptıklarınıza pişman olacağınızı bilin. Allah'ın sözlerini inkar etmeyecektiniz. Size sunduğu güzellikleri alacaktınız. O sizin huzur içinde yaşamanızı istiyordu. İslam'ı seçmeliydiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmemeliydiniz. Müslümanların arasında çok mutlu olabilirdiniz. Yeter artık. Seni koruyan Übayr bin Mutem'e dua et. Yoksa çoktan işini bitirmiştik. Ağzından çıkanı bil. Hadi. Onlara çok dikkat et Sa'd. Çünkü onlara hiç güvenmiyorum. Yasrib'in önemli bir kişisine bunu yapmayacaktınız. Suriye'ye giden kervanlarımız nereden geçiyor? Böylece hicret başladı. Müslümanlar Medine'nin yolunu tuttular. Aralarında ilk göze çarpan Salamah bin Abdullah Sa'd'tı. Ancak hicret edenlerin sayısı gün geçtikçe arttı. Allahü Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Savaştıklarımıza karşı olanlara yanlışlıkla savaşma izni verdik. Onlar en büyük yardımı tabii ki Rabbimizden göreceklerdir. Doğru yoldan sapmamak uğruna yuvalarından, sevdiklerinden ayrılıp Medine yoluna düşenler Allah'ın koruması altındadırlar.
Medine'ye giderek İslam'ı huzur içinde yaşamak isteyen müminleri Allah her adımda gözetmektedir. Bu zorlu yolculuğun ödülü onlara cennet olacaktır. Yasrib'de, Medine'de, nerede olurlarsa olsunlar, Allah'ın gözü her zaman üzerlerinde olacaktır. İnançları uğruna ölümü göze alan kullarının cennette yeri hazırdır. Bike beşşerallahu s-semâ'e fezuhînen وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسمته حق وغرته هدى وحياة حق وغرته هدى وحياة والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع روى نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد تغرى بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء وصبغة الفرقان مفحط قدسه والسين من سوراته وراء Mekke'den ayrılıyorlar. Emin ol, Yasrib'e varır varmaz bizi gafil avlamak için plan yapacaklar. Saldırmak için zayıf anımızı kollayacaklar. Önemli olan Muhammed'in Mekke'den hiç ayrılmaması. Gittiyse biz hiçbir yerde güvende olamayız. Gitmeye kalkarsa onu zorla durdurmalıyız. Bence ailesindekilerle uğraşabiliriz. Ben Ayas bin Rabia'nın gözünü korkuttum, Hişam'ın da. Siz de oğullarınıza bakın. Muhammed'i inkar edene kadar eve hapsedin. Mekke'den ayrılırlarsa çok kısa sürede çoğalırlar. Aşim kabilesine bizim bir yaptırımımız olmaz. Ve Kureyş'teki güçsüz insanlar onları rahat bırakın. Zaten sizin baskılarınız yüzünden kaçıyorlar. Bunu görmüyor musunuz? Gerekirse durduracağız. Bizim bilmediğimiz yolları kullanarak kaçıp gidiyorlar. Önden erkek gidiyor, arkasından eşiyle çocukları. Dovdan kabilesi hariç hepsi. Dovdan Abdullah bin Caş'ın. Diğerlerini bulamazsınız. Çoktan evlerini boşaltmışlar. Allah şahidim olsun, gerekirse önlerine atlarım. Ya Muhammed? O gittiyse ne olacak? İşte o zaman yandınız. Bir yere gidemez. Allah be al uzak şahit, buna izin vermem. Sen de yarın yola çıkacakmışsın, doğru mu anne? Doğrudur oğlum. Peki sen ne yapacaksın? Ben burada kalacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmeme izin verene kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ali, oğlum lütfen dikkat et. Kureyşli liderler şu anda hicret eden kardeşlerine büyük öfke duyuyorlar. Kötü bir şey yapmalarından korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar verecekler diye çok korkuyorum. Babam Ebu Talip hayattayken onu koruyordu. Onun için Kureyş'in aslanlarıyla çarpıştı. Allah şahit, artık onu koruma sırası bende. Allah'a emanet ol Ali. Sen çok hayırlı bir evlatsın. Allah'a emanet ol. Sadece Akil, amcam El Abbas ve Haşimlerden birileri var. Haşim kabilesinde diğer herkes evlerini kapatıp gitmiş. Ebu Leheb'e gelince o zaten bizden değil. Mekke'yi başıboş bırakıp nereye gittiğinizi sanıyorsunuz böyle? Nereye gidiyorsunuz ey Haşimliler? Kardeşlerimizin yanına. Evet, onlara gidiyoruz. Orada bizi kimse baskı ve hakaretle sindirmeye kalkmayacak. Rahat edeceğiz. Biz Allah'ın yoluna gidiyoruz. Onun dinine. Sen bizden gittin Ebu Leheb. Biz de artık Kureyşlilerden değiliz. Rahat bırak bizi. Bizi rahat bırak. Yürüyün. Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Ben Ömer El-Hattab. Ben de Mekke'den gidiyorum. Allah için Medine'ye gidiyorum.
Allah yolunda ölmeye razı olan kim varsa benim peşime düşsün, birlikte yürüyelim. Tam da üstüne geldin ey Ömer. Kureyşlerin canını sıkacağız ama inan buna değer. Hoş geldin Ebu Salama. Seni görmek ne güzel. Artık evindesin. Seni ne zaman göreceğiz ya Resulullah? Allah izin verir vermez görünecek. Evet kardeşim. Suhaib! Yolculuk nereye Suhaib Al-Rumi? Mekke'den ayrılıyorum. O kafirlerin peşine takılacaksın yani. Hayır, buna izin vermiyorum. Buraya fakir biri olarak geldim. Şimdi varlıklı birisin. Bu nankörlüktür. Kabe şahit ki buna izin vermiyorum. Paralarımı bırakırsam gidebilir miyim? Bütün varlığımı burada bıraksam. O zaman gidebilirsin. Alın o zaman. Her şeyimi alın. Hiçbir şey istemiyorum. Ben Allah'ıma gideyim yeter. Al baba, iç bunu. Allah senden razı olsun kızım. Müslümanlar Mekke'yi terk ettiler. Eşim Evzübeyr bin Al-Avvam bile gitti. Biz ne zaman gideceğiz? Yoksa hep burada mı kalacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hala burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla konuştum ve bana aynen şunu söyledi. Korkmayın. Allah'a inanan kimse yalnız değildir. Ben de bu söze sığındım. Baba kapıyı aç. Resulullah'ı getirdim. Resulullah'ı mı? Allah'ım, bu hayırlı anlardan biri olmalı. Allah'ın elçisi buraya geldiğine göre bu iyiye işaret. Bence de öyle. Hayır, bakın çok ileri gidiyor. Bunlar bize sağlamaz. Onu zincire vurmak hiçbir fayda sağlamaz. Sakin kafayla düşünmelisiniz. Çok iyi bir plan yapmazsak her zaman başarısız olur. Evet, savaşacağız. Olmasın. Adamları ona o kadar sağlık. Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Muhammed'den yana olanlar arasında bize saldırabileceğinden korktuğum bir iki isim bulunuyor. Kendimizi onlardan korumak zorundayız. Muhammed'i zincire vuralım. Sonra da bir odaya kilitleyelim. Öleceği güne kadar o vaziyette ellerde sürünsün dursun. Onun gibi olanlarla aynı kaderi paylaşsın. Zuhair ve Al-Nabihah gibi onlar da öyle öldüler. Bence bu hiç de iyi bir fikir değil. Bu adam Naşt kabilesinden. Onun da bize katılmasını öneririm. Evet, bence de iyi olur. Hoş geldin, aramıza gelsene. Ben bu söylediğiniz şeylere pek katılmıyorum. Onu zincire vurup kilitlerse kısa sürede dışarıdan duyulur. Bu da kendimize düşman kazandırmaktan başka bir işe yaramaz. Başka bir çözüm düşünelim. Bu arada onlar sayıca çoğalırsa işler sarpa sarar. Bunu mu istersiniz? Değerli Kureyşliler, benim size önerim Muhammed'i Mekke'den sürmeniz. Ama bunu ona zarar vermeden yapmalıyız. Ne de olsa o bir Haşimdi. Haşim kabilesi Allah katında çok değerlidir. Yeter ki çekip gitsin. Nereye gittiği umrumuzda olmamalı. Her neresi olursa. Bence bu da çok kötü bir fikir. Değerli Kureyşliler, onun o güzel konuşmasını, özlü sözlerini duymadınız mı? O sözlerle hangi Arap kabilesine gittiyse kendi tarafına çekmeyi başardı. Bundan böyle de hangi kabileyi dolaşırsa o kabile halkını yanına çekmesi işten bile değil. O buradan giderse hepimiz kaybederiz. Onun kadar değerli bir insanı mutlaka bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Bunun mutlaka bir çözümü olmalı. Ben size bir orta yol bulmaya çalışalım derim.
Benim aklımda öyle bir şey var ki bunu hiçbiriniz düşünmemişsinizdir. Söyle, biz de öğrenelim. Gidip her kabileden birer genç ve güçlü erkek seçmeliyiz. Her birinin eline bir kılıç verip Muhammed'in üstüne salarız. Böylece ondan kurtulmanın yanında kanından da bir değil, birden fazla kabile sorumlu olur değil mi? Arap kabileleri suçu paylaşır. Bir bakarsınız, adlı manaflılar kendi halklarına söz geçiremez olmuşlar. O zaman sürünerek bize gelip her şeye razı olurlar. Bence onun söylediğini yapın. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Evet, böyle yapmalıyız. Najlardan gelen çocuk nereye gitti? Ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e hicret için izin verdi. Ebu Bekir de kendisine yola birlikte çıkmalarını önerdi. Yolculuk için onlara gereken her şeyi hazırlamıştı. Abdullah bin Uray gitti, rehberleri olmayı kabul etti. Oğlu Abdullah'a haberi Kureyş'tekilere ulaştırmasını söyledikten sonra kızı Esma'dan da yanlarına almak için yiyecek hazırlamasını istedi. Ertesi gün Allah'ın izniyle hicret yolculuğu başlayacak. Bu Müslümanların en büyük yolculuğuydu. Gece düşmanlar da pusudaydılar. Resulullah'ı öldürmek için kapısına kadar sokulmuşlardı. Allah'ın elçisi onları dışarıda görünce Hazreti Ali'ye yatağına yat ve üstünü de iyice ört dedi. Ali onu dinledi. Bu arada Ebu Cehil de dışarıda Resulullah'ın kapısına gönderdiği genç düşmanlarla bütün acımasızlığı ve utanmazlığıyla şakalaşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden gizlice gitti. O giderken Ebu Cehil içeride onu ve Muhammed'in düşmanlarını ne beklediğinden habersizdi. Muhammed diyor ki, güya Araplar ve hatta Arap olmayanlar hepiniz yakında Arap aleminin kralı olacakmışsınız. Hatta öldüğünüz zaman cennette hepinizi ödüller bekliyormuş. Ama onu dinlemezseniz o zaman sizi ölene kadar kovalayacak. Ve sonra döldüğünüzde doğruca cehenneme düşeceksiniz. Hayır, hayır. Bir kere orası sıcak olur. Hem de çok sıcak. Bekleyecek miyiz? Burada bekleyeceğiz. Resulullah birden elinde bir avuç tozla yanlarında göründü. Evet, orada yanacakların arasındasınız dedi. Sonra Allahü Teala onu görünmez kıldı. Ve aralarından tozları savurarak geçen Muhammed bir yandan onlara Kur'an'dan şu ayetleri fısıldadı. Bismillahirrahmanirrahim. Onları boyunlarından yukarı çenelerine kadar uzanan bir zincire vurduk göremesinler diye. Önlerine parmaklıklar kurduk. Daha da ileri gidip üzerlerini bile iyice örttük. Bir şey görmesinler diye. Böylece birer ölüden hiçbir farkları kalmadı. Ne kımıldayabiliyor ne de başlarını oynatarak çevredekileri görüyorlardı. Onlar bu cezayı çoktan hak etmişlerdi. Cehennemde onları bekleyen ceza ise bundan biri ağır olacaktı. Cehennemin ateşinde yanarken onları kimse kurtaramayacaktı. Ha 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 ha
Ne bekliyorsunuz? Tabii ki Muhammed'i bekliyoruz. Muhammed az önce dışarı çıktı. Ne dedin? Ne yaptı? Nereye gitti? Ne bekliyorsunuz? Hadi doğru içeri, onu döner dönmez öldüreceğiz. Sen ha? Bu da nesi? Senin burada ne işin var? Ey Resulullah, ben Tav mağarasına senden daha önce girmek istiyorum. Sana gelecek, bana gelsin. Takip edin. Hadi. Hadi. Bizimle konuşan adam nerede? Kureyş liderlerinin toplantılarını izleyen ve o gün Ebu Cehil'e hak veren şeytandan başkası değildi. Naçlardan birinin kılığına girmiş ve onları Resulullah'a saldırmaya, onu öldürmeye kalkmaları için ikna etmeyi başarmıştı. Öldürdünüz mü? Hadi müjdeyi verin, ne oldu, iş bitti mi? Hayır. Nasıl olur? O tek başına bir adam, siz kaç kişisiniz? Oyuna geldik. Evet, oyuna geldik Ebu Sufyan. Muhammed'in yatağında başkası vardı. Ali vardı. Ali bin Ebu Talip. Ali mi? Ali onun için hayatını tehlikeye mi attı yani? İşte buna inanmam. Muhammed'i işte böyle seviyorlar. Çünkü Muhammed bizim gibi sıradan biri değil. Ama onun gözü bizde. Bizim yerimize lider olmak istiyor. Göz göre göre buna izin verecek değiliz. Liderliği bırakın da düşünün bakalım. Bundan sonra ne yapacağız? Bütün dostları Yasip'te. O da oraya gidiyor. Eğer onlarla bir araya gelirse işimiz zorlaşır. O bizim bir adım önümüzde. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı artık. Muhammed'le ilgili sözlerime hiç kulak vermediniz. Pişman olacaksınız. Şimdi bunun sırası değil Utba. Burada plan yapmaya çalışıyoruz. Saygılı ol biraz. Planlarınızı yaparken neden bana kulaklarınızı tıkıyorsunuz peki? Bırakın Muhammed ne isterse yapsın diyorum. Onun size hayrı dokunacaktır. En ufak bir zarar vermez. Bunu size kaç kere söyledim. Ama dinlemediniz. Şimdi olacaklara katlanacaksınız. Onun dinini seçtiysen bunu bize açıkla. Yanılıyorsun Ebu Al-Hakem. Eğer onun dinini seçmiş olsaydım, bunu kimseden korkmadan, utanmadan dile getirirdim. Ben bu saçları değirmende ağartmadım. Her şey yaşayarak öğrenilir. Biz de peşinden gidelim. Hadi çabuk olun. Hadi. Ali nasıl olur da Muhammed'i korumak için kendi canını riske atıyor? Hadi yürüyün gidelim. Daha neler göreceğiz. Dikkatli ol Abdullah. Kureyşliler her an tetikte. Allah'ın elçisinin saklandığı mağaraya girip çıkarken görülme. Sen asıl beni bırak da bunu ona yiyecek taşıyanlara söyle. Amr bin Fuayrah'ı uyar. Kimseye tek kelime söylemez. Her şeyin farkında. Mağaraya girip çıkanların bıraktığı ayak izlerini bile siliyor. Ona bir an önce yemek götürmeliyiz. Söyle. Erdo. Sana söyle dedim. Ebu Bekir ve Muhammed neredeler? Çabuk söyle. Ben sadece bir çobanım. Kimin ne yaptığından haberim yok. Lütfen inanın bana. Yalancı. Nerede onlar? Yürüyün çabuk. Bekir'in bütün dağlarını tarayacağız. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Yürüyün. Ey Rabbim. Onları kör et, Resulullah'ı göremesinler. O anda Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına eğildi ve yavaşça şu sözleri fısıldadı. Ya bizi bulurlarsa o zaman ne yaparız? Resulullah cevap verdi.
Sessiz ol Ebu Bekir. Biz burada baş başa değiliz. 3 kişiyiz. Allah'ı sakın unutma. Allahü Teala onları bu zorlu mücadeleyi sürdürürken bir saniye için bile olsa yalnız bırakmayacak. Her nefeste yanlarında olmayı, onları korumaya devam edecekti. Burada kimse yok. Neredeler? Burada olamazlar. Mağaranın girişinde örümcek ağı var. Gördünüz mü? Burada değiller. Şurada da bir güvercinle yumurtaları var, değil mi? Burada biri olsa bu kuş da giderdi. Duramazdı. Hadi aramaya devam. Bakmadığımız tek mağara kalmayacak. Hadi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle en yakın dostlarından Ebu Bekir 3 gece o mağarada saklanırken Kureyşliler de onların geri dönmesini sağlayana 100 deve ödül verme kararı aldılar. 3 gece süren aramalar sonucunda Kureyşliler eli boş döndü. Ebu Bekir'in adamı Abdullah bin Urayit onlara bir şekilde yaklaşarak mağaranın önünde konuşmak istedi. Ve onları alıp doğruca Medine'nin yolunu tuttu. Hepsini yolda yersiniz. Deve üstünde zor olur. Bağlamak için ip gibi bir şey verseniz de deveye bağlasak. Onu da düşündük. Allah senden razı olsun. Seni hep koruyup kollasın. Sevgili Esma, sen çok yüce bir insansın. Allah'ım sana yalvarıyorum onları koru. Kureyşlilere rastlamadan Medine'ye varsınlar. Sen merak etme kardeşim. Allah büyüktür ve onları her adımda izler. Allah'ın elçisine bir şey olmaz. O yüzden üzülme. Neyin var Esma? İyi değilim Abdullah. Hamileliğimin 9. ayına yeni girdim. Bugüne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve babama kendi ellerimle yemek yapıp götürdüğümü sen de biliyorsun. Bu benim için çok yorucuydu. Ve şimdi eşim El-Zübeyir de yanımda değil. Mekke'de Müslümanlardan hiç kimse kalmadı. Sadece biz varız. Ali bin Ebi Talip, Fatma ve Ummu Kulsum. Onlar da sallallahu aleyhi ve sellemin kızları. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülme. Allah izin verdiğinde yola çıkıp onlara yetişebiliriz. Yeniden bir araya gelince her şey düzelecek. Şimdilik onlar Medine'ye sağ salim varana kadar beklemeliyiz. Ali de Mekke'den ayrılmadı. Muhammed'in buradaki işlerini hallediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için neler yaptı? Canını bile feda etti. Kureyşliler onu öldürmeye geldikleri zaman Muhammed'in yerine onun yatağına bile girip yattı. O çok güvenilir bir insan. O yanımızda olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Kureyşliler şimdi öfkeden kuduruyorlar. Resulullah'ın yerini hala bulamadılar Esma. Sallallahu aleyhi ve sellem. Umarım ona bir zarar vermezler. Şu an tek yapabileceğimiz sabırla beklemek. Yüce Allah bizlere sabır ver. Korkmayın, hadi. Hadi. Ey hakim, neredesin? Nerede olacağım? Ben de herkes gibi Muhammed'i arıyorum Ebu Süfyan. Bırak şimdi, sen bırak onu. O işi Ebu Cehil halledecek. Umaya ile birlikte her yeri talan ediyorlar zaten. Bu işler senin benim gibilere göre değil kardeşim. 4 kardeş olduğumuz günleri hatırla. Sen, ben, Ebu Bekir ve Muhammed. Ne oldu bize? Bence bunu sormak için artık çok geç. Ebu Cehil beni Muhammed'i korumakla suçluyor. Hatırlarsan Ebu Talip daha ölmemişken bir gün teyzem Hatice'den aldığım deveyi geri götürüyordum. Hatırladın değil mi? Evet, hatırladım. Alaz ve Alkazraçlılar, Mekke'den göç eden kardeşlerimiz yavaş yavaş aramıza geliyorlar. Buraya gelebilmek için bütün varlarını yoklarını Kureyş'te bıraktıklarını biliyorsunuz. Onlara iyi davranın.
Neyiniz varsa onlarla paylaşın. Hiçbir şeyi esirgemeyin. Allah'tan korkusu olan onları kendi kabilelerimizden biri gibi saysın. Onların İslam'ı seçtikten sonra buraya gelmelerinin Allah katında bir anlamı var. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Üstelik Allah'ın elçisine kapımızı açmak bizim için bir şereftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi karşılayacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Acele edelim. Resulullah her an burada olabilir. Söylediklerimizi unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hepimiz çok iyi karşılayalım. Duydunuz mu? Biz zaten günlerdir bu anı bekliyoruz. Evet. İşte bu yüzden onu en güzel şekilde ağırlamak zorundayız. Ey Ebu Bekir! Neredesin? Kapıyı açmaktan başka çarem yok. Gelsin ve derdi neyse söylesin. Neden kapıyı açmıyorsunuz? Bakıyorsunuz öyle değil mi? Ne istiyorsun Allah düşmanı? Sen Ebu Bekir'in kızı mısın? Evet. Beni tanımıyor musun? Öyle. Baban nerede? Bilmiyorum. Dışarı çıktı. Nereye? Nereden bileyim? Ben ona hiç soru sormam. Demek yerini saklıyorsun. Al bakalım. Bir kadına el kaldırıyorsun öyle mi? Ne yaptın? Muhammed'i nasıl elinden kaçırdın? Ne yaptığımı ben bile şaşırdım artık. Ama Kureyş'in en güçlü erkekleri onun izini sürmeye devam ediyor. Getirene %5 vereceğimizi söyledik. Bu kimsenin öyle kolay kolay geri çeviremeyeceği bir ödül. Onu elime bir geçirirsem kimseye bırakmadan işini bitireceğim. Bu ne hırs böyle? Nedenini söyle biz de bilelim. Bir de soruyorsun. Zelin Mekke'den kaçtı. Sen de bulmak için Mekke'de tırmanmadık da bırakmadın değil mi? Tarım arasına kadar uzandın. Ebu Bekir'le ikisi orada saklanıyorlardı ama sen onları asla görmedin değil mi? Nasıl saklanır? Oraya iyice baktık. Mağaranın girişini örümcek ağ sarmıştı. Bir güvercin yumurtalarıyla birlikte orada duruyordu. Onlar orada saklanıyor olsalar böyle mi olurdu? Bizimle dalga mı geçiyor bu adam? Siz de oradaydılar ama Allah seni kör etti. Onları bu yüzden göremedi. Neler saçmalıyorsun Abbas? Ben saçmalamıyorum. Muhammed ve arkadaşın sen beni nasıl duyuyorsan o mağaranın kapısında öyle duydular işte. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, diğerlerinin Medine'ye giderken izledikleri aynı yolu tercih etmeyin. Unutmayın Kureyşliler peşimizde. Mudliş kabilesi halkı bizi çok iyi tanır. Evlerinin önünden az önce geçtiğimiz sırada bizi tanımış olmalılar. Bu yüzden çok farklı bir yol izlemek zorundayız. Onların aklına gelmeyecek bir yol. Kureyşlilerin pek bilmediği deniz yolundan gidebilirsiniz. Ey Suraga, Muhammed'le arkadaşı buradan geçtiler mi? Ben de sana onu soracak. Onların peşindeyim. Başlarına konan ödülü ben alacağım. Allah şahit seni bırakmayacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şahit seni görmek için sabırsızlanıyoruz. Sana çabucak kavuşmak istiyoruz. Seni görebilirsek her şey daha kolay olacak. Ve o ana kadar da Allah şahit bulunduğumuz yerden hiçbir yere kımıldamayız. Güneşin altında çöl sıcağında erisek bile. Allah senin bu tertemiz kalbini ödüllendirecek. Sen aramızda Allah yoluna giren ilk kadın oldun.
Yasribli Yahudiler Al-Avs ve Al-Kazraşlılara bence çok dikkat etmediler. Çünkü onlar Muhammed'i bekliyorlar. Ne diyorsun? Dikkat et, nereye basıyorsun? Neyse, boş ver. Bu olabilir mi Salman? Ömrün boyunca beklediğin, sonunda yüzüne bakma şansı yakaladığın o mu acaba? Ey yüce Rabbim! Eğer o beklediğin peygamberse, bütün bu çektiklerime değer, sıkıntılarıma değer. Ey yüce Rabbim! Bana onu bir kez yakından görme şansı ver. İşte Muhammed ve arkadaşı geliyor. Yeter, bu iki etti. Ne biçim işaret bunlar? Kabe şahit olsun, bu adam kutsal bir varlık. Yakalamak çok zor. Ey Muhammed! Benim adım Suraka bin Malik. Seninle konuşmak istiyorum. Sadece konuşmak istiyorum. Beni bekle. Sana bir zarar vermeyeceğim. Söyle ey Suraka, bizden istediğin nedir? Ey Muhammed, senden tek istediğim bana kendini yazılı olarak kanıtlamandır. Biliyorum sen kutsal birisin. Allah sana sahip çıkıyor, hep kolluyor. Bizim kanıta ihtiyacımız yok. Karşında duran gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senden bizi gördüğünü kimseye söylememeni istiyoruz. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Görece Muhammed Resulullah yoldaşı Ebu Bekir'le yola devam ederken ünlü şairlerden biri olan Al-Hamsa Tamatur bin Amr hicret olayını haber almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için İslamiyet'e davet ettiği Sulaym halkına da hitaben bir şiir yazar. Şöyle ki, ben El-Hamsa, Muaveyah ve Sakr'ın kardeşleriyim. Lideriniz Amr bin el-Şerid'in kızıyım. Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden Resulullah. Çocuklarım da benimle İslam'ın yoluna girmeye çoktan hazırlar. Sizler inancınız için toprağınızdan gittiniz. İnanmayanlar ise cehennemde yanmaya hazırlar. Bundan kurtuluşları olmayacak. Ey Süleymliler! Pes etmeyin. Size doğru yol gösterildiği zaman açılan kapıdan içeri girin. Kurtuluşunuz İslam'dadır. Huzur ve barış sadece ondadır. Allah'ın yolu birdir, siz de katılın. Şairin bu sözleri büyük yankı uyandırdı. Kisra bilezikleri mi diyor? Ya Allah! Al bunu Ummu Abad. Hepsini iç. Bu asla süt vermiyor dediğimiz koyunun sütüdür. O yüzden doya doya iç.
Tabii bunun birazını da döndüğünü içmesi için eşine sakla, tamam mı? Ne kadar iyisin. Bu gerçekten çok garip. Koyunumuz hiç süt vermezken birden verir oldu, öyle mi? Tamam, bunun bir kısmını içeceğim, bir kısmını da eşime saklayacağım. O da dönüşte içsin. Ve bu arada şuradaki keçiden süt içen şu adam kim? Sen sütünü iç Umma Abad. Ve o adama teşekkür et. Çünkü bize çok büyük bir iyilik yaptı. Ondan bize hep hayır geleceğini herkes kabul etmeli. İyice dinlenip yola devam edeceğiz. Kimdir o adam? Bana da söyle. Merak etme. Zamanı gelince bunu zaten öğreneceksin Umma Abad. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl tarif etsem bilmem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne uzun boylu derim, ne kısa boylu. Ne çok şişman, ne çok zayıf. Gözlerine baktığın zaman sadece inanç ışığı görürsün. Söyledikleri kalbine ilaç gibi gelir. Allah şahidim olsun, sonsuza dek yanında oturmak istersin. Ona baktığında peygamber olduğu adeta yüzünde yazmaktadır. Onu tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Allah isterse savaşta onunla yan yana çarpışmaya bile hazırım. Yüce Rabbim, beni duyuyor musun? Onun için canımdan bile vazgeçerim. Onun mutluluğu için feda edemeyeceğim hiçbir şey olamaz. Güneş iyice kızıştı. Bu sıcak havada nasıl gelecek çok merak ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalnız bırakmayacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Umara. Yarın akşamüstü yine burada toplanırız. Gidelim artık. Ey Araplar! Ey Araplar! Büyük babanız geldi, birazdan burada. Beklediğiniz adam birazdan yanınızda. Ey Araplar! Beklediğiniz adam birazdan burada olacak. Müjdeler olsun kardeşlerim. Resulullah sonunda geldi. Neden buraya, neden bu kadar oyalanarak geldiğini anlamadım. Onun peygamber olduğunu söylüyorlar. Gelir gelmez bir sınav yapacağım. Nereden çıktı şimdi bu adam? Nereden? Tam Alkazraş kabilesi bana taç giydirmeye hazırlanırken bir anda buraya gelip her şeyi berbat edecek. Yoksa buraya kadar bana engel olmak için mi geldi? Taç giymemi engellemek için mi? Buna asla izin veremem. Hayır, buna asla izin veremem. Peki biz ne yapalım Alkazraş'ın lideri ha? Alavs kabilesi olarak ilk defa Alkazraş kabilesinden birine taç giydireceğiz. Bu bizim için sıradan bir şey değil. Bakalım neler göreceğiz. Acaba gelince aramızda neler yaşanacak? Alkazraş ve Alavzlıların çoğu onun peşindeler. Benim yanımda sadece sen ve bir iki sadık adamım var. Herkesin aklı Muhammed'di. Nereden geldi bu Muhammed? Nereden? Bana engel olmak istiyor. Eğer istediği buysa böyle bir niyeti olamaz. Gerçek peygamber bunlarla uğraşmaz. Tek derdi insanlara kendi dinini yaymaya çalışmak olmalı.
Göreceğiz kardeşim. Her şeyimi kaybetmekten korkuyorum. Çok korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda Medine dışında ulaşmayı hedeflediği yere El Münevveri'ye varmayı başardı. Orada bir cami yaparak Müslümanlarla dua etti. Böylece İslam yolunda ilk kez bir cami yapılmış oldu. Resulullah daha sonra büyük yolculuğuna cuma sabahı devam etti ve oradan ayrılıp salimlerin Bin Avf kabilesine ait bir camide yine mola verdi. Böylece Medine'de ilk cuma duası gerçekleşti. Resulullah nihayet Ebu Bekir ve diğer dostlarıyla Medine'ye vardığında halk Allah'ın elçisinin gelişini coşkuyla kutladı. O şehirde o güne kadar hiç görülmemiş çok büyük bir sevinç ve kutlamaya tanık olundu. Kabe'den Medine'ye giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes olduğu gibi oradakilere de büyük sevgi gösterdi. Medine halkına kendisine hazır olduklarını bildiği için gelmişti. Medineliler de onu layık olduğu şekilde büyük bir sevgi ve samimiyet içinde bağırlarına bastılar. El-Zubayr Resulullah ve kadim dostu Ebu Bekir'e Medine'ye girerken giymeleri için temiz beyaz giysiler getirmişti. İnsanlar onların gelişini, o gün yaşanan coşkuyu hala konuşurlar. O gün çok büyük bir gündü. İşte geldi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Devesinin adı Kusva. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün bizlerin en mutlu günüdür. Sana kavuştuğumuz gündür. Resulullah. Ya Resulullah, sonunda aramıza gelmene o kadar sevindik ki, gel sen de Saidah kabilesine katıl. Duymuyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cevap veriyor. Kusva'ya yol açın. Özgürce dolaşsın. Ya Resulullah, seni gördüğümüz için kalplerimiz nasıl hızla çarpıyor bir bilsen. Gel bize katıl. Al-Kazraş kabilesine katıl. İbn-i Rabia, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cevap veriyor. Kusva'ya yol açın. Özgürce dolaşsın. Topraklarımıza hoş geldin ya Resulullah.
aramıza hoş geldin. Burası kime ait? Ya Resulullah, bu topraklar ve boş ev iki kimsesiz çocuğa ait. Adları Sahal ve Suhail. Babaları Amr ama büyüyünceye kadar Mutah bin Afra'nın himayesinde yaşayacaklar. Ben şimdilik eşyalarını bizim eve yerleştireyim. Bizim evimiz büyüktür. Rahatça sığarsın. Zaten gördüğün gibi buraya da yakın. Senin için her bakımdan mükemmel. Bizim yanımızda çok rahat edeceğinden emin olabilirsin. Üstelik burada bizimle yaşayanlardan büyük şeref duyarız. Ey Eyüp! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana cevap veriyor. Buraya bir ev ve bir cami yapılıncaya kadar gösterdiğin evde konaklamayı kabul ediyorum. Ama bu evi o iki kimsesiz çocuktan satın alıp karşılığında onlara iyi para vermen şartıyla. O zaman kabul ederim. Beni dinleyin. Haberlerim var. Neredesiniz? Haberlerim var diyorum. Neredesiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizimle kalacak. Bu Tanrı'nın bize büyük bir lütfu. Resulullah bizim evde kalacak. Beni duymadın mı anne? Üst katı hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hazırla. Biz de seninle alt katta yatarız, olur mu? Hadi acele et. Resulullah hadi birazdan burada. Hadi hemen hazırlanalım o zaman. Et. Hadi. Resulullah geliyor. Resulullah evimize geliyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Resulullah evimizde kalacak. Şükürler olsun ya Rabbim. Müslümanların geri kalanı da yavaş yavaş Medine'de toplandılar. Artık Medine'de bir aradaydılar. Muhammed'in kızları Ümmü Gülsüm ve Fatma da oradaydı. Eşi Savdah bin Zamhah, kadim dostu Ebu Bekir ve kızı, o sıra Abdullah bin El-Zubayr'ı hamile olan Esma da vardı. Medine'de doğum yapan Esma, İslamiyet adına hicret eden ilk bebeği dünyaya getirmiş oldu. Bu olay bütün Müslümanları mutlu ederken, Yahudilerin Müslümanlar hakkında yaydığı artık çocukları olmayacak haberini de yalanladı. Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Ayşe ile evlendi. Mekke'de kalan Müslümanlar tek tek yakalanıp hapse atıldılar. Bir de Allah tarafından beklemesi emredilen Resulullah'ın amcası Al-Abbas gibileri vardı. Onlar bekleyecekti. Ne yaptık biz? Muhammed'in kaçmasına izin verdik. Arkadaşlarını da yanına alıp ta Yasrib'e kaçtı. Biz de buna seyirci kaldık. Görürsünüz yakında oradan Al-Avs ve Al-Kazraş kabilelerinin bize savaş ilan ettikleri haberi gelir. Bu bizim için iyi olmaz. Bildiğiniz gibi Al-Avz ve Al-Kazraş kabileleri bütün savaşları kazanmışlardır. Peki ne yapmamız gerekiyor? O herkesle tek tek konuşup baştan çıkarana kadar oturup bekleyecek miyiz? İnsanların ona uymalarına istesek de engel olamayız. Oraya gitmeden burada da yapacağını yapıyordu zaten. Herkesi rahatça yanına çekmedi mi? Ben bugüne kadar Haşimlerin yanındaydın. Hatta boykotu sona erdirmemiz için herkesten çok sen uğraştın. Ebu Al-Hakem, o boykot büyük bir haksızlıktı. Ve insanlar baskı gördükçe ona iyice sokuldular. Herkes zalimden uzaklaşır. İyilik, şefkat, sabır, anlayış gösterene yaklaşır. Bunu hiç hesaba katmadınız. Çok yazık. Zalim derken beni mi kastetti? Nasıl istersen öyle anla. Haşim kabilesinde senin de akrabaların olsaydı... Onları açlıktan süründürür müydün acaba? Sen ne saçmalıyorsun? Gittiniz artık.
Ey Kureyşliler, buraya tartışmaya gelmedik. Muhammed ve yandaşları gittiğine göre kendi durumumuza bakalım. Bence oradan haber bekleyelim. Yatrib'de tanıdıklarımız var. Elbet biri çıkıp Muhammed'in orada neler yaptığını bize anlatır. Ey Müslüman kardeşlerim! Ey Müslüman kardeşlerim! Beni dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, camiyi ve evimi Medine sınırları içinde isterim. Buraya yapın. Evinizde kazma kürek ne varsa getirin. Muhammed'e yakışır şekilde bir ev yapalım. Ona layık olsun. Resulullah'a yakışır bir ev ve cami yapalım. Demek o Muhammed bizim elimizden kaçtı ve Yasrib'e keyif yapmaya gitti. Neyse, olan oldu. Muhammed artık orada koruma altında. Biz kendi durumumuzu düşünelim. Bundan sonra ne yapacağımızı yani. Evet. Bundan sonrasını düşünmek içinize korku saldı mı? Yandaşlarının ona sadakatini gördünüz. Onu korumak için canlarını bile vermeye hazırlar. Bunu sen de gördün mü Ebu Al-Hakem? Bu ne demek oluyor şimdi? Sen Yasir'le Sümeyye'yi öldürürken ağızlarından çıkan en son kelime Muhammed oldu. Onlara yapmadığınız kalmadı ama ölürken Muhammed dediler. Keşke seni dinlemiş olsalardı ama artık her şey için geç. Bana bak, yine başlama. Muhammed teyzenin işi olduğu için onu savunup durma bize. Biraz akıllı ol. Sevenleri etrafına duvar örmüşken onu nasıl öldürürsün? Bunu bu kadar kolay yapabileceğini nasıl düşünürsün sen? Allah'ın selameti üzerine olsun kardeşim Musab. İslam'ı seçmemize vesile olan sensin. Gözlerimizi açıp Resulullah'ı görmemize sağlayan da sensin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim de payım olduysa çok sevinirim. Allah şahit, ona bir şey olacağına benim vücudum yara bere içinde kalsın, kılım bile kıpırdamaz. Allah şahit, onu ailelerimizden bile daha değerli görüp severiz. Bize doğru yola o sevk ettiği için bundan daha büyük bir iyilik olabilir mi? Allah her birinizden razı olsun kardeşlerim. Biz bugünleri görene kadar çok çektiniz. Kureyşlerden baskılar ve zulümler gördünüz. Ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık burada. Artık bizimle. Bizi kutsadı. Ve biz de onun sözünden bir adım dışarı çıkmamalıyız, değil mi? Çok güzel konuştun kardeşim. Gördün değil mi Amr? Gördün değil mi? Hem baksana. İnsanlar yüzünde güler açarak ona koşuyorlar. Onu görmeye, onunla kucaklaşmaya koşuyorlar. Uhud dağını yerinden oynatın bile dese hiç düşünmeden gidip onun için yaparlar. Siz ne yapacaksınız? Onlara rol yapacağım. Muhammed'in yandaşı olacağım. Yoksa halkın bana düşman olacak. Ortam sakinleşince ve nihayet kral olunca onu bu topraklardan süreceğim. Ve ben de onunla tanışıp aklıma takılan bir şey sordum. Aldığım cevaptan sonra ona inanamam. Onlardan olmayacağım. Bana yalancılar kaçak ve yalnız olarak ölür dedi. Ailemi de alıp buradan gitmek istiyorum. Oğullarını ne yapacaksın? Oğullarım onun yanında kalmakta kararlı. Allah'ın elçisi olduğuna ve dinine inanıyorlar. Yaşadığım sürece geri adım attıklarını göremeyeceğim. Ama sonuçta benim kararım asla değişmedi ve aslında önemli olan da bu. Yarın erkenden Mekke'ye gidiyorum. O zaman onun sözünü doğru çıkarmış olmaz mısın? Yalancıların yalnız ve kaçak öldüklerini söylemiş. Bence bunu yapma. Burada kal, bir plan yapalım.
Benim oğlum da seninki gibi ondan yana. Ona sımsıkı bağlı. Huzurun onda olduğunu söylüyor. Onda ve yaymaya çalıştığı dininde. Ve ben de ölene kadar ondan Muhammed hakkında tek bir şey duymayacağım. Ama Muhammed burada olduğu sürece bana burada rahat yok. Benim buradan bir yere kımıldamamı asla sağlayamaz. Mekke'ye gitmek istiyorum çünkü bir fikrim var. Muhammed'in baş düşmanları orada. Ondan nefret ediyorlar ve tabii dinini yaymasından da engel olabilmek için yapmayacakları hiçbir şey yok. Yani sen Mekkelileri kullanarak Alavs ve Alkazraş'ın karşısına mı dikeceksin? Muhammed'e karşı birlikteyiz diyeceğim. Buradan bir yere ayrılma, lütfen kal. Halkı başıboş bırakmayalım. Foyası anlaşılınca o zaman halkımız zaten bize geri dönecektir. Bu er ya da geç olacak. Medine'den ayrılacağım. İçimden bir ses gitmemi söylüyor. Muhammed ve yandaşlarıyla aynı çatı altında yaşayamam ben. Yüzlerini bile görmek istemeyecek kadar öfke doluyum. Sen bir de bana sor. Halkın gözündeki itibarım tehlikeye girdi. Durumu kurtarmak için çok iyi bir plan yapmalıyız. Mecburuz. İkimizin yöntemleri farklı. Ama hedefimiz aynı. Muhammed'i yok etmek. Doğru. Bırakın şunları. Haşim kabilesinin Abdülhuzat'tan başka kimseye güvenmiyor. Bizdendir diyebileceğimiz bir o var. Diğerleri beş para etmez. Aklından ne geçiyor? Reş'in rahat etmesi için Muhammed'in ortadan kalkması artık şart oldu. Onun işini bitirmeliyiz. Hem de bir an önce. O şimdi Yasrib'deyken bunu nasıl olacak da başarabileceğiz? Ticaret yollarımızın oradan geçtiğini unuttun galiba. Eğer Muhammed'e saldırırsak hemen Suriye ile olan bağlantımızı keserler. Ticaret hayatımızı bitirirler. Biz o zaman ne yaparız? Konuşmadan önce iyice düşünelim. Bu konu çok ciddi. O halde Suriye ile ticaretimizi yürütmek için yeni bir yol bulsak iyi olur. Bence onu öyle bir yok etmeliyiz ki bizden şüphelenmesinler. İyi fikir. Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eviyle camisi bitene kadar durmak yok. Hadi acele edin. Ya Resulullah, görüyorsun, kaldıramayacağım şeyi yüklüyorlar. Ammar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Ammar bir haksızlık sonucu ölecek. Ölümüne haksızlık neden olacak. Resulullah, sen doğrusunu bilirsin. Öyle olsun. Ahiret dünyadan bile rahat olacak. Allah el ansar ve el muhacirahları korusun. Resulullah'tan size mesaj var. Diyor ki bu söylediğini söylemeye devam et. İnsanlar ahirette daha mutlu olacaklarını bilsinler. Sözün bana emirdir ya Resulallah.
ahirette çok daha mutlu olacağız. Bizi orada dünyadan çok daha güzel bir hayat bekliyor. Orada rahat edeceğiz. Resulullah, sen bırak onu, taşıma. Bırak biz taşıyalım. Sen o güzel ellerini sakın yorma. Ver biz taşıyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, bu dünyada kazandıklarımızdan daha fazlası ahirette bekliyor. Ahirette çok daha rahat edeceğiz. Ahirette dünyadakinden çok daha mutlu olacağız. Allah'ın selameti üzerimize olsun ve hep öyle kalsın. O yanımızdayken hep rahatız. O üzülürse biz de üzülürüz. O bizim en değerlimiz. Buraya gelmişken onu en iyi şekilde rahat ettirmeliyiz. Gördün ya, koskoca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona odamızı vermemize rağmen burada yatmak istedi ve dediğini de yaptırdı, gördün mü? Bu akşam önce o yemek yiyecek, sonra biz de onun tabağından yiyeceğiz. Ey Yahudi kardeşlerimiz, Musa'nın da size bildirdiği üzere Muhammed Tevrat'ta adı geçen o peygamberdir. Allah'ın Müslümanlara yolladığı elçidir. Bunu hala inkar ediyorsunuz. Sen ne diyorsun Muhayri? Aramızda hala Tevrat'ı bilmeyenler mi var yani? Bence İbn Salam doğru söylüyor. O Allah'ın elçisi ve artık aramızda. İbn el-Hayyiban Suriye'den döndüğü zaman neler söylemişti bir hatırlayın. Yoksa unuttunuz mu? Doğru konuş. Dinimizi terk edip Muhammed'e mi sığınalım yani? Yaşadığımız sürece bunu bizden kimse beklemesin. Böyle yapmayın. Ey Yahudi kardeşlerim. Biz Yasripliler olarak insanları bir Arap peygamberle ilgili zamanında tehdit edip durmadık mı? Hatta onlara peygamberin gelmesini bekleyin demedik mi? Çünkü geldiği zaman bizimle büyük bir savaşa girecek. Bizi öldürecek demedik mi? İnsanları uyaralım. Bizi yıkmaya geldi. Birliğimizi bozmaya. Yasrib'in ve kalan diğer kabilelerin haline bakın. O geldiğinden beri yüzümüze bakmaz oldular. Ne oldu? Hani Yasripliler bize değer verirdi? Şimdi hepsinin tek düşündüğü Muhammed'i memnun edebilmek. Ne oldu böyle? Bize nasıl sırtlarını döndüler? Söyle kardeşim. Sence Allah'ı memnun etmek mi yoksa geçici dünya kazancı mı önemli? Allah'ı kızdırmak hangimize ne kazandırır? Onu kızdırırsak ahirette rahat yüzü görmeyiz. Nereye? Geç bile kaldığım yere gidiyorum. İbn Salam da onlardan oldu. O da Muhammed'in yoluna girdi. Ey Müslümanlar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, aranızdaki güçsüzler için camide bir yer yapın. Onlara güneşin değmediği yerde dinlenmeleri için bir yer yapın. Onlara yardım edene Allah da yardım eder. O kardeşleriniz Al-Suffahlıların değerlilerindendir. O ne isterse yaparız. Onlara yardım edin. Allah da size yardım eder. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Hazırlanmışsın, gidiyor musun? Evet ey Yasrib'in lideri. Lider mi? Alavs ve Alkazrajlılar için artık Muhammed'den başka lider yok. Artık ruhlarını feda edecekleri kişi o. İstemesi yeterli. İşte bu yüzden burada duramıyorum. Nereye? Dedim ya Mekke'ye. Muhammed'in baş düşmanlarının bir arada olduğu yere. Ey göçmen kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlar birer kardeştir. Bunu böyle bilin ve böyle davranın. Ebu Bekir es-Sıddık, Hariç bin Zeyd el-Ensari'yi kardeşi bilecek. Ömer bin Hattab da
Utban bin Malik'i öyle bilecek. Osman bin Affan da Avs bin Tabit'i öyle bilecek. Tıpkı Abdurrahman bin Avf'ın Al-Rabi ile kardeş olduğu gibi. Biz artık kardeşiz. Bunu hiç unutma. Belki de en iyisi Muhammed'e gidip anlaşmaya çalışmak. Anlamıyor musunuz? Al-Az ve Al-Kazrıcı ele geçirdi. Bunları bizden çekip aldı. Buna önce iyi görünelim. Sonra icabına bakarız. Başka çıkar yol yok kardeşlerim. Evet, yok. Al-Az ve Al-Kazraclılar birbirine düşmeli. Al-Muhajeren ve Yasripliler de. Yürüyün. Ey Resulullah, karşımıza daha önce hiç bu kadar nazik, bu kadar sevecen insanlar çıkmamıştı. Al-Ansarlılar bize öyle yakın ki, onları öz kardeşimizden ayrı görmeyi düşünemeyiz bile. Haklısın Ömer. Onlar karnımızı doyurdular. Her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah da en güzel ödülleri onlara paylaştırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki: sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslüman kardeşlerim, kim iyilik yaparsa iyilik bulacaktır. Büyüksün Resulullah. Sen çok büyüksün. Ödüllerinizi eksiksiz olarak alacaksınız. Yeter ki dua etmeye devam edin. Allah'ım bizlere en güzel ödülleri ver. Amin. Allah'ım bizi bütün kötülüklerden koru. Amin. Allah'ım çocuklarımızı ve kadınlarımızı da koru. Amin. Allah'ım muhacirine yaptıkları için bu insanları her iki tarafta ödüllendir. Amin. Hoş geldin kardeşim. Kardeşim Abdurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilir. Sen benim kardeşimsin. O yüzden de benimle her neyi istersen paylaşabilirsin. Rahat olmalısın. Sana karşı sorumluluklarımın olduğunu çok iyi biliyorum. Allah'ın selameti daima üzerinde olsun kardeşim Saad. Medine'ye geldiğimizden beri hepimize öyle cömert davranıyorsunuz ki, sizin gibi kibar ve asil insanlara biz de saygıda kusur etmeyeceğiz. Sana az önce kardeşiz dedim. Kardeşler böyle davranır. Ama söyleyeceklerim bitmedi. Bırak devam edeyim. Et tabii, can kulağıyla seni dinliyorum. Benim Al-Ansarların en zengin olduğumu biliyorsundur. Bir sürü evim, ağaçlarım ve bunların yanı sıra iki karım ve çok fazla param var. Sahip olduklarımın yarısını seninle paylaşmayı çok isterim. Neyim varsa... Evlerim, ağaçlarım, eşlerim. Allah sana daha fazlasını bağışlasın kardeşim. Ama ben böyle cömert bir teklifi kabul edemem. Benim gibi bir tüccara en büyük iyilik, pazara götürmek ve pazarınız hakkında bilgi vermektir. Bir kardeş her şeyinin yarısını diğer kardeşle paylaşır. Dinimiz böyle buyurmaz mı? Evet, dinimizin böyle buyurduğunu ben de bilirim. Ama ben mal alıp satarak geçimini sağlayan biriyim. Sen sadece beni yanında pazara götür. O zaman zengin olmama katkıda bulunmuş olursun. İnan bana. Madem ısrar ediyorsun. Hadi o zaman gidelim. Allah şahit. Senin için üzülmüyor değilim. Asad bin Zurara'yı kaybettiğimiz için mi? İyi bildim. Bize İslam'ı Musab bin Umayr'la birlikte o öğretmişti. Aramızdan gidişi çok çabuk oldu. O şimdi Yaradan'ın yanında. Yüce Rabbimiz onu cennetine alsın ve korusun. Nur içinde yatsın. Ey Müslüman kardeşlerim. Ey Al-Ansarlı ve El-Mucerinli kardeşlerim. Bu camide bir araya geldiğimiz ilk cuma. Sallallahu aleyhi ve sellemin bize hediye ettiği camide. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi şimdi sizlere... Cuma hutbesiyle
seslenmek ve kalplerinize hitap etmek.